Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ikram ettiğiniz herkesin pastaneden aldığınızı düşüneceği, lezzetli, ağızda dağılan ve görseliyle de beğeni kazanan bir kurabiye tarifi paylaşacağım. Umarım sizler de benimle birlikte bu kurabiye tarifini dener ve beğenirsiniz. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Kurabiyenin yapımı için uygun bir kabın içerisine 250 gram oda ısısında tereyağı, 120 milimlik çay bardağı ölçüsüyle yarım çay bardağı ayçiçek yağı ve bir adet büyük boy yumurtayı da ilave ettikten sonra yağ ve yumurta tamamen birbirine geçene kadar karıştırıyorum. Yağ ve yumurtayı tamamen karıştırdıktan sonra 200 milimlik bardak ölçüsüyle 1 su bardağı pudra şekeri 125 milimlik bardak ölçüsü bir çay bardağı mısır nişastası, 1 paket şekerli vanilin ve 1 çay kaşığı kabartma tozunu da ilave ettikten sonra bu malzemeleri de yine diğer malzemelerle tamamen birbirine geçene kadar karıştırdıktan sonra yavaş yavaş ununu ilave ediyorum. Unu yavaş yavaş ilave etmeye lütfen özen gösterelim kurabiyenin en büyük püf noktası unu yavaş yavaş ilave etmek ve kıvamını yumuşak tutabilmek sert kıvamlı bir hamur yaparsanız şekil vermekte zorlanırsınız ve kurabiyeleriniz oldukça sert olur toplamda 3,5 buçuk su bardağı yine 200 milimlik bardak ölçüsüyle ile un kullandım bu oran unun markasına, cinsine ve kalitesine göre değişkenlik gösterir. Ben evde böreklik un vardı. Onu kullanmak durumunda kaldım. Çok amaçlı un da oran değişecektir. Lütfen dikkatlice ilave edelim ve belli bir miktar ilave ettikten sonra elimizle yoğurarak kıvam verelim. Kurabiye hamurunun dokusu Tam da bu şekilde bakın elime alacağım. Sıktığım zaman şekil verebiliyorsam bu yoğunluk yeterli. Bakın bu şekilde şekil verebilmeniz gerekiyor. Hamuru tezgah aldım. Bir müddet de burada yoğurduktan sonra artık şekil vermeye başlıyorum. Hamurdan küçük parçalar alıyorum ve elimle biraz sıkıştırdıktan sonra ortasına bastırıp bir adet kavrulmuş badem ilavesi yapıyorum. Sizler dilerseniz fındık ya da ceviz kullanabilirsiniz. Badem ile hamuru birleştirdikten sonra yine aynı şekilde sıkıştırmanız lazım ki parçalanmasın ve avcunuzun ortasında videoda da gördüğünüz gibi şekillendirmeniz yeterli. Dilerseniz yuvarlak bir şekilde verebilirsiniz. Evet, hızlıca bütün kurabiyeleri hazırlayıp artık pişirme aşamasına geçiyorum. Artık hamur miktarı azaldığında lütfen fırınınızı 180 derece önceden ısıtmaya özen gösterin. Ben hazırladıkça bu şekilde yağlı kağıt sermiş olduğum tepsiye bütün kurabiyeleri belli aralıklarla yerleştiriyorum. Evet kurabiyelerin tamamına şekil verdim. Fırını da önceden ısıtmıştım. Kurabiyeleri fırına yolluyorum ve yaklaşık 15 dakika boyunca pembeleşene kadar pişiriyorum. Kurabiye pişerken ben de belmari usulü olacak şekilde çikolataları eritiyorum. Öncelikle tencerenin yarısına gelecek kadar su ilave ettikten sonra üstüne bir kap tutturuyorum Ve içine de eriteceğim çikolataları ilave edip bu şekilde ara ara karıştırarak çikolataların erimesini sağlıyorum. Çikolataları eritirken de kesinlikle içerisine buhardan dolayı oluşacak su damlasının gelmemesi gerekiyor. O yüzden ara ara lütfen kenarda oluşan buharları silmeyi ihmal etmeyin. 15 dakikanın sonunda kurabiyeleri kontrol ettim. Çok güzel bir şekilde çatlamışlar ve pembeleşmişlerdi. Kesinlikle çok fazla pişirmiyoruz kurabiyelerimizi. Bakın hafif hafif pembeleşmişler. Şimdi kurabiyeleri soğumaya bırakıyorum. Kurabiyelerin ilk sıcağı çıkan çıkmaz artık kurabiyeleri çikolataya bulabiliriz. Hiç vakit kaybetmeden kurabiyeyi videoda da gördüğünüz gibi çikolatanın içerisine batırıyorum ve çatal yardımı ile bu şekilde çıkardıktan sonra fazla çikolatasını akıtıp bu şekilde yağlı kağıt sermiş olduğu zemine yerleştiriyorum. Kurabiyelerin bir miktarında beyaz çikolataya bir miktarında bitter çikolataya batırdım. Dilerseniz bu işlemleri yapmak zorunda değilsiniz. Sade haliyle de kurabiyemiz oldukça lezzetli. Ben oğlumun kareşine göndereceğim için kurabiyeleri bu şekilde hazırladım. Evet hızlıca kaplama işlemlerini tamamlıyorum ve çabucak soğuması için kurabiyeleri dolaba kaldırıyorum. Dışı çabucak sertleşen kurabiyelerin üzerine üst kaplamada kullandığım çikolatalardan artan parçalarla bu şekilde sıkma torbası ile şekiller hazırlıyorum. Sizler de bu şekilde hazırlayabilir. Dilerseniz az önce de bahsettiğim gibi kaplama yapmadan da kurabiyenizi ikram edebilirsiniz. Evet dökör olan çikolata da donduktan sonra sizlerle birlikte iç dokusunu ve kıvamını test ediyorum. İçi oldukça şık. Dışı kadar güzel görünüyor. İçindeki o badem, bademin vermiş olduğu lezzet çok ayrı. Şimdi kurabiye hamuru ağızda nasıl dağılıyor bir miktar elimle gösterebildiğim kadar göstermek istiyorum. Görüntüsüyle ve dokusuyla özellikle de o mis gibi kokusuyla gerçekten ikramlarınızın baş tacı olacak. 5 aylarınızda sıklıkça sade haliyle de ikram edebileceğiniz bu harika kurabiye tarifini umarım sizler de benimle birlikte dener ve beğenirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.